Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Allah'ın rahmeti ne demektir? Bunu açıklamaya çalışacağım. Rahmet çok güzel bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de de nazarımıza sunulan kelimelerden bir tanesi. Cenab-ı Hakk'ın rahmet özelliği var. Cenab-ı Hak rahimdir. Kullarına merhamet eder. Onlara acır, onlara yardım eder. Ve Allahu Teala kendi rahmetinin bir cilvesini biz insanlara da bırakmıştır. Mesela e, bu rahmetle biz de etrafımızdakilere faydalı olmaya çalışırız. Onlara acırız, yardımcı olmaya gayret ederiz. Diyelim bir kedi geldi, miyavlıyor. Yanımızda yiyecek bir şey varsa, onun yiyebileceği bir şey varsa vermek isteriz. Bu ilahi rahmetin bizdeki bir tecellisidir. Zaten Allahu Teala ruhundan bize üflemiş. Ve nefahtu fihi min ruhi. Ruhumdan o Adem'e üfledim diyor. Hz. Adem bizlerin de temsilcisidir. Cenab-ı Hakk'ın ruhundan bize üflemesi şu manayı ifade eder. Yani insan Cenab-ı Hakk'ın şunatından, Cenab-ı Hakk'ın isim ve ünvanlarından bir takımlarına doğrudan doğruya masardır. Bunların birer nümuneciği insanda vardır. Rahmet de bunlardan bir tanesi. Bu rahmet ile insanlar birbirlerine merhamet ederler, birbirlerine yardımcı olurlar. Allah Teala'nın rahmeti her şeyi kuşatan bir rahmettir. Güneşin ışığı nasıl ki her tarafı kuşatıyor, mukabilinde olan her şeye ulaşıyor. Şu görmüş olduğumuz varlık alemi tamamı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden hissederdir. Ve şu hadsiz mevcudatı aydınlatan, ışıklandıran, nurlandıran Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Vesiyat rahmeti külle şey. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. İlahi rahmetin tecellilerinden birisi yağmur. Allahu Teala yağmur vasıtasıyla rahmetini bize gönderiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de yağmura rahmet denilir. Halkımız arasında da yağmura rahmet ifadesi kullanılır. Özellikle eski insanlarımız buna daha dikkat ederlerdi. Yağmur yağarken gökten rahmet yağıyor gibi ifadeler kullanırlardı. İşte Allahu Teala bu rahmeti ifade ederken bir ilgili bir ayetinde şöyle buyuruyor. Fanzur ila a'sar rahmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Ölümünden sonra arzı nasıl ihya ediyor, hayatlandırıyor. İnne zalike bunu böyle yapan Allah la muhil mevte elbette ölüleri de diriltir ve huve ala kulli şeyin kadir o her şeye kadirdir. Demek ki bahar mevsiminde gördüğümüz yeryüzünün yeniden canlanması, yeşermesi, hayatlanması Allahu Teala'nın rahmetinin bir tecellisi. Ve malum bahar yağmurla gelir. Gökten böyle bardaktan boşanırcasına yağmur damlaları gelir. Ve bunlar tane tane yeryüzüne iner. İncitmemek için çok da süratli düşmezler ve böylece kurumuş olan toprak gökyüzünden gelen sularla e, ıslanır, yeşerir ve oradan e, bitkiler çıkar. Oradan ağaçlar ağaçların köklerine tekrar su gelir ve böylece ağaçlar da yeşillenir. Demek ki yağmur Allahu u Teala'nın rahmetinin tecellilerinden e, birisine masar. Bir başkası Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin en mücessem timsallerinden birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Peygamber Efendimiz rahmeti mücesseme, tecessüm etmiş bir rahmet durumunda. Ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin en latif bir tecellisi. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya Peygamberimizden rahmetellil alemin diye bir bahis var. Ve ma arselnake illa rahmetellil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Yağmur nasıl bir rahmetse, yağmur vasıtasıyla yeryüzü nasıl hayatlanıyorsa Peygamberimiz de bütün alemlere rahmettir ve bütün alemler manen Peygamberimiz ile hayat bulur. İşte Peygamberimize inanan bir gönül hayatlanır. Peygamberimizin yolundan gitmeye çalışan bir insanın fikri, ruhu hayatlıdır ve orası gerçekten faaldir, hareketlidir. Bu tarza baktığımızda her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin izini, özünü, eserini görmemiz mümkündür. Her şey ilahi rahmetten bu şekilde nasibini almıştır. Bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Tehallagu bi ahlakillah. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Konumuza bakan bir yönü bunun şöyle olabilir. Allahu Teala merhametlidir, rahmet sahibidir. Siz de merhametli hareket ediniz. Melle yerham la yurham denilmiştir. Yani merhamet etmeyene merhamet edilmez. İrhamu men fil art yerham kum men fis sema. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Siz yerde olanlara rahmet edin ki gökte olanlar da size rahmet etsin. Demek ki bir insan eğer başkalarına muamelesinde rahmeti esas alacak olursa şefkatle muamele eder. Onlara yardımcı olmaya çalışır. Onların hayır hahı olur. Onların iyiliği namına çalışır. Bunu yapan bir kimse Cenab-ı Hakk'ın da rahmetine mazhar olur ve Allahu Teala onu rahmetine mazhar kıldığında e, o insan kurtulmuş demektir. Dünyada da ahirette de kurtulmuş demektir. Mesela ölenlerle alakalı biz şunu söylüyoruz. Öldü demek biraz soğuk bir ifade. Öldü demek yerine rahmetli oldu diyoruz. Allah'ın rahmetine kavuştu. Yani bakın ölüm nasıl bu şekilde bir sevimlilik kazanıyor? Ölüm çok soğuk bir kelime. Falanca öldü. Donuk, soğuk ifadeler. Ama falanca Allah'ın rahmetine masar oldu. Allah'ın rahmetine gitti. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bu insanı rahatlatıyor. Ve böylece ölüm sevimsiz olmaktan çıkıyor. Sevimli bir hale gelebiliyor. Demek ki Allah'ın rahmetine masar olduğunda ölüm de güzel. Allah'ın rahmeti tecelli ettiğinde musibetler de güzel. Cenab-ı Hak bazen kahır şeklinde lütfunu gösterirmiş. Belki şöyle anlaşılabilir. Diyelim bir baba veya bir öğretmen zaman zaman çocuğu cezalandırdığı da olur. Görünüşte bu bir cezalandırmadır ama gerçekte Babanın veya o eğitimcinin çocuğa merhametinin bir tecellisidir. Eğer cezalandırmasa çocuk iyi yetişmeyecek. Ama bir ceza aldığında haddini bilecek ve haddini bilmenin neticesinde daha iyi yetişebilecek. Bu tarzda baktığımızda şu dünyada başımıza gelen bir takım böyle musibetler, bir takım nahoş durumlar, bunlar da aslında Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Bediüzzaman zaman şefkat tokatları ifadesini kullanıyor. Şefkat tokatları. İşte bir insan e, İslam hizmetlerin diyelim içindedir. Ama zaman zaman o hizmetin gerektirdiği bazı tavırları gösteremeyebilir. Zaman zaman beşeri bazı hallere maruz kalır, mağlup olur. Bunun neticesinde taraf ilahiden ona uyarıcı bazı e, musibetler gelir aklını başına alması için bazı olaylarla karşı karşıya kalır. Eğer bu olayların dilini çözebilirse bunun taraf ilahiden bir şefkat tokadı olduğunu fark eder, aklını başına alır ve hizmetine devam eder. Ama e, gelen olayların şifresini çözemezse, bunlarla ne mesaj veriliyor bunu anlayamazsa o zaman artık bu şefkat tokadı olmaktan çıkar. Bir zecir tokadı, bir azap tokadı haline gelebilir. İşte Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan bir rahmeti var ama Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda bir azabı olduğu, şiddet bir azabı olduğu da unutulmamalı. O da bilinirse kişi ona göre kendine dikkat eder. Cenab-ı Hakk'ın azabını düşünür, kötülükten uzak kalır, rahmetini düşünür, o rahmete iltica için Allah'a dua eder. Böylece o insan maneviyat yolunca, yolunda çok düzgün bir şekilde yol alabilir. Cenab-ı Hak hepimizi dünya ve ahirette daima rahmetine mazhar eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.